Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Bayramın ikinci gününün ikinci videosuyla karşınızdayım. Allah'tan bir mani gelmezse, uçağa düşmezse, ne bileyim son anda bir şey olmazsa, eniştesinin, görümcesinin, halasının, kız kardeşinin, eltisinin, komşusu, e, hayır oraya gitmeni istemiyorum demezse, William Arao resmen Fenerbahçe'de hayırlı uğurlu olsun. İyi de hocam sen çok kötülemiştin. Sen çok çöplemiştin. Şimdi dün yaşanan süreç Fenerbahçe William Arao için tamamen Flamengo ile anlaştı arkadaşlar. Yani gerek ödeme planı, gerek bonservis ücreti, gerek yıllık ücretler. Bu arada William Arao Fenerbahçe'ye transfer olursa bonservisini Inter ödeyecek, maaşını Roma ödeyecek arkadaşlar. Bu gereksiz bilgiyi de <laughs> ya ciddiye falan alan olur da aman ha, şaka yapıyorum ha. Şimdi Arao transferinin 3 milyon euro civarında bittiği konuşuluyor ki zaten izlerinde duyumları bu şekildeydi. Hatırlayacağınız üzere 3 milyon euro bon servis. 2 artı 1 diye geldi bana ama biraz saçma geldi bana. Ee, yine de ben gelene söyleyeyim hani 2 artı 1 yıllık anlaşma diye geldi. Lan madem 3 milyon euro veriyorsun niye 2 artı 1? Acaba Gustavo'daki süreç yaşanmasın diye mi <laughs> diye de düşündüm. Maaş 1.2 milyon eurodan daha düşük. Tabi başarı bonusları vesaire var. Açıklama yapılırken arkadaşlar bilginiz olsun işte 1.8 falan yapılırsa başarı bonusları da dahil diye biliyorum. Eğer açıklama yapılırsa futbolcunun kendisi 1.8 falan derse başarı bonuslarıyla birlikte hani 1.150 falan artı başarı bonusları diye biliyorum ama ben yanlış biliyor olabilirim resmi açıklamayı öğrenmekte fayda var. Aynı şekilde William Arao Flamengo'nun e, Corinthians maçının kadrosuna alınmadı. Corinthians'ı da Pereira mı çalıştırıyordu ya? Şimdi e, Flamengo biz bunu Corinthians maçında oynatalım diyor. Biz diyor ki aman ha! Aman ha diyor. Niye hayırdır diyorlar? Ulan Bruno Henrique Çocuğu murdar ettiniz. Biz aldıydık çocuğu. Niye murdar ettiniz oynatıp da? Aman ha, sakın. Yok tabii esinin yok. Bayan bayan benim ağzım açtım ağzı... diye bizimkiler baya bir tepki göstermişler. Ee, bu arada şey 3 milyon euroya da Şampiyonlar Ligi bonusu eklenebilir. o zaten çok önemli değil. Ee, İstanbul'a da davet edildi oyuncu. Muhtemelen oradan İstanbul'a gelmesi 13 Temmuz'u falan bulur. 13 Temmuz da benim doğum günüm inşallah. Doğum günümde bir kap açıklaması gelir. E, buradan da gerek şifresel olarak gerek matematiksel olarak gerekse e, biraz da saçmalayarak bir şeyler anlatmaya çalıştık. Takım arkadaşlarına veda etmiş. Sonra idmanda zaten bu da medyaya yansıdı. Hocam bokoyoko ne kokoku bokoyoko. Arkadaşlar. Baka konusunda bilmiyorum. Sosyal medyaya düştü mü? Muhtemelen düşmüştür. Ama düşmedi olarak e, farz ediyorum. Çünkü hiçbir yerde görmedim. Baktığım hiçbir yerde yok ama videonun yüklenmesinden kaynaklı olarak birkaç saat gecikebilir. Baka yoko Fenerbahçe'nin menajerinin önerisiydi. Zaten bundan bahsetmiştik. Yani e, şey değil. Nasıl anlatayım size? Mesela William Arao Jesus'un önerisi. Bu arada şu hareketi yaptığım zaman dikkat etmenize fayda var. Ne var lan? Burnunu karıştırıyorsun. Yok bunu mu karıştırmıyorum. Hani ee, mesela William Harrow'a Jesus'un direkt isteği. Ancak olmasa sıkıntı değil. E, şunları da şunları da alabilirsiniz dediği isimler var. Fakat bokoyako bunlardan birisi değil. Menajer önerisiydi. Şimdi Jesus ben bunu istemiyorum dedi. Açık ve net. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın Jesus'un beğenmeme lüksü de var. Yani Ö ölmüyor. Yani şey yap yapıldığı zaman. Beğenmiyorum, istemiyorum dedim. Şimdi Bakayoko, yani hoca istemiyor. Biz ne diyorduk? Yeni bir teknik direktör gelsin. Otoriter olsun, A plus olsun, kararları sorgulanamayacak olsun. Al sana kararları sorgulanamayacak hoca. Şimdi adam Burma'yı istedi. Lincoln'u istedi. Ee, biz dedik ki Emre Mor diye bir oyuncu var. Hani listemde yok ama bakayım çünkü Türk kuralı var. Şimdi listesinde olmayınca da arkadaşlar bir şey diyemezsiniz adama. Çünkü o listede hani Türk oyuncu bulmak çok çok imkansız. Çok çok ağır şu an bir yetenek olacak ki. Mesela ben İshak Bural konusunda çok şey içindeyim. şok içindeyim. Ben İshak Bural'ı illaki oynatır, illaki dener diye düşünüyordum Jesus'tan için. Çünkü Portekiz'den illaki tanışıklığı vardır. Ama yeter, doğru zamanı bekliyor da olabilir. Şimdi istemiyorum dedi. Aka istemiyorum dedi arkadaşlar. Madem Jesus'un bir isteği var, madem istemiyor, saygı duyarım. Şimdi hocam Arao için sen çok kötü diyordun. Ya, ben öyle demiyordum. Allah belasını versin diyordum. La, manyak mısınız? Gebersin ölsün. Diyordum. Ya, asla böyle bir şey söylemiyordum. Sen beğenmiyordun. Beğenmeyebilirim. Ne var bunda? Hocam istatistikleri, yeni istatistik skalasını da yayınlayalım arkadaşlar. Opta'nın verilerine iki futbolcu karşılaştırıyor. Şimdi Flamengo'da 30 maça çıkan Arao Fenerbahçe'de 23 maça çıkan Crespo ortalama bir golle oynamış diyor. Yok bir gol bir asist toplamda. İmkanı yok ortalama bir golle oynarsa zaten başımızın gözümüzün içinde işte yeri var. Crespo'yu formete koyalım bir gol bir asistle. Bir, bir golle de Arao'yu orta sahaya koyarız. Ee, pas yüzdesi 89.9% Crespo'nun 84.5. Aslında Crespo benim gözüme çok pasör bir oyuncu. He, şimdi geliyor ya ara hemen yağlamaya varlamaya başladı. Hayır. Ben çok net bir şekilde ne dedim? Ben Arao'yu beğenmedim açıkçası dedim. Ama Fenerbahçe'ye gelirse de desteklerim. Çünkü Fenerbahçe'nin topçusu olduktan sonra dedim. Umurumda değil geldikten sonra dedim. Ben öyle sözünü yiyen bir adam değilim. Öyle kıvıran bir adam değilim. Bilginiz olsun. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Beleğiniz şaşar. İkili mücadele %55.7. Crespo'nun 57.2 Top kapma %63.6-57 Pas arası ortalaması 1.4-1.7 Geçenki istatistiklere baktığın zaman bunun esamesi okurmuyordu. <laughs> yani bununla hiçbir alakası yoktu. E, bu istatistiğe baktığın zaman da ara gayet eh işte bilecek e, bir oyuncu ki 3 milyon euroya. Ha şöyle bir detay var. Bir kardeşimiz belirtmiş ama çok hoşuma gitti. Çok doğru bir detayı yakalamış. Hocam bu adam gelmeden 30 maça çıktı. Yani 30 maça yakın geldi oynadı. 30 maç hatta. Bu adam Fenerbahçe'de minimum 45-50 maça çıkması bekleniliyor. Yani bir sezonda 80 maç civarını kaldırabilir mi diye. Tam olarak öyle değil. Şu ana kadar 30 maç oynadı oynamasına. Ancak yani <laughs> onların ligi farklı. Şöyle düşünün. Milli takım arasından sonrasını falan baz alırsak ya da 13 Haziran'dan sonrasını baz alırsak. 5-6 maça çıkmış olabilir gibi düşünün. E bizimkiler de hazırlık maçına çıktılar. Tabi dinlenme süreci Dünya Kupası'na kadar inşallah o araya kadar sakatlıksız, sıkıntısız geçirirse o arada zaten yeterli dinlenme şansını bulacaktır. Tabi Brezilya Milli Takımı'na seçilmezse. Fenerbahçe'de bu şans varken İlan'ın seçilirdi. Yani Keşke seçilse tabi orası da ayrı mesele. Hocam ikiye bölündü insanlar. Yarısı çok kötü diyor. Yarısı söylendiği kadar kötü değil ama kötü diyor. Bir de üçüncü gruplar var. Yeniçeriler. Onlar da diyor ki ne kadar çok para o kadar çok iyi deriz. Yani bir konuyu söyleyeyim. Ben de dahil beklenti düşük olduğu için muhtemelen sonuç iyi olacaktır. Çünkü Crespo'da beklenti çok düşüktü. İkincilikten top topçum olurlar. Siz Allah siz dersiniz falan. Şey, Salah'a geldiği zaman Allah belanı bilmesin bunu mu Mesut gibi süper geliyor onu karşılayalım. Beklentilerin küçük olduğu futbolcular Fenerbahçe'de hep büyük iş yapıyor. İnşallah buna da sirayet eder. Tek isteğim, tek dayanağım o. Ben 450 dakika izlemeden, bakın ben futbolcularla ilgili bir kuralım vardır. Gelmeden önce kötüleyebilirim, gelmeden önce iyileyebilirim. Ama Fenerbahçe'ye, hani şöyle söyleyeyim size. Stillik diye bir şey var biliyor musunuz? Hani domatesin çekirdeğini falan dikerler. Onu daha doğrusu küçük kaplara ekerler. Ee, sularlar vesaire. Siz gidersiniz satın alırsınız. Biraz fide çıkartmış olur. Biz ona sitillik deriz Kayseri'de. Alırsın, götürürsün, dikersin. <laughs> diktiğin yerde bakarsın. Oldu mu, olmadı mı? Sonuç olarak o domatestir. Ama diktiğin yerde kuruya da bilir. Orayı beğenmeyebilir de. Şu anda e, sitillik konumunda bu kelimeyi de arada sırada kullanmak istiyorum. Çok hoşuma giden bir kelime. Bir de kokoreç. Lan ne güzel bir isim ya. Hani ne olduğunu bilmesem böyle çikolatalı böyle Hindistan cevizli böyle tatlı böyle top, topak şeklinde bir tatlı falan zannedersin. Adamın isimlendirdiğine bak kokoreç. Akşam anıyorsun yiyorsun kokoreç diyorum. Oo çok güzel kahvenin yanında müthiş gider. Bu da öyle bir şey. <laughs> Fenerbahçe'deki performansını 450 dakika izledikten sonra konuşacağız arkadaşlar. Hocam Flamengo'da sürekli hatalar yapıyormuş. Çok kötüymüş falan filan. Benim anladığım Jesus'un Sisteminde bir topçu. Yani sistem topçusu. Anladığım kadarıyla. Sistem bozulduğu zaman o da bozuluyor. Bakın. Cesus da yükselişe geçebilir. Allah muhafaza Cesus giderse de dibi boylar. Benden de size söylemesi. Hocam peki bu geldiğine göre Crespo gidiyor olabilir mi? Valla mantık, matematik e, süzgecinden geçiriyorum. Ben Gustavo'nun gitmesini çok çok istiyorum. Çünkü artık e, vasıfsız kaldı Gustavo. Ya alt takıma gidip rezil olur ya böyle olur. Ama Gustavo'nun gitmesini istiyorum. Crespo'da da e, hazır para ediyorken. Ama öyle 15'e falan gider diye beklemeyin. 8-15 arası ben bir fiyat söyleyeyim. 8-15 arasına gidebilir. Ya hocam işte yazık değil mi? Bulmuşuz şöyle süper topçuyu. Şöyle olmaz mı? Böyle olmaz mı? Valla ben Gustavo'nun gitmesini daha çok istiyorum. İnşallah Gustavo gider. Burada da böyle yapmam lazım. Yalnız Sabuncuoğlu da son olarak demiş ki, William Arao'yu geçen sezon Trabzonspor istemiş. Abdullah Avcı'nın teknik heyetine sordum diyor. Maşallah Abdullah Avcı'yla falan da arası iyiymiş. Çok iyi oyuncu diyorlar. 6 milyon Euro'dan hiç inmemişler. O yüzden alınamamış diyor. Abdullah Avcı'nın geçen sene Higo muydu? Victor Higo muydu? Yok o Sefiller miydi? Higo Higo. Abdullah Higo'yu almıştı <laughs> stopere. Ön liberoya gerçekten arayış içindeydi diye ben de hatırlıyorum. Ee, ama yani bilmiyorum ya. Hakkımız da hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah Fenerbahçe için en doğru isim e, o olur. En doğru e, yatırım o olur. Şu an için desteklemek dışında yapacağımız hiçbir şey yok. Hocam çöplemiştin. Ya çöplemedim. Ya çöplemiştin. Ben istatistikleri önünüze sundum söyledim. <laughs> Aklınıza inşallah ara öne ilgili tereddüt kalmamıştır. Ama dediğim gibi ben de çöplesem, başkası da çöplese, o da kötülese, bu da kötülese, şu da kötülese falan filan inter milan. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.